Çayla Bisküvi kanalından merhabalar. Ben Emrah. Bugün bana gelen bazı sorularla ilgili konuşacağım. Bugünkü konumuz hukuk alanında yüksek lisans yapmak, yurt dışında yüksek lisans yapmak. Siz kendi tecrübeleriniz ışığında bize bu konuda nasıl yardım edebilirsiniz? Siz kendi tecrübeleriniz çerçevesinde bize ne önerirsiniz diye sık sık sorular geliyor. Şimdi bu konu hakkında merak eden birçok insan olabilir. Hukuk alanında yüksek lisans yapmak isteyenler yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Neden yüksek lisans yapmak ister öğrenciler? Yurt dışında yüksek lisans yapmak ve benim tecrübem Amerika'da yüksek lisans yapmak. Bu sorulara olabildiği kadar kendi perspektifim içinde, kendi tecrübelerim içerisinde yanıt vermeye çalışacağım. Ama herkesin mutlaka soruları ve cevabı ayrı olacaktır. Eğitim, öğretim konusu kişiyle çok doğrudan ilintili bir şey. Yani hiç kimse bu konuda herkes için geçerli bir reçete yazamaz. O bakımdan benim söyleyeceğim de herkes için geçerli bir reçete olmayacaktır. Şimdi hukuk fakültelerinin hepsi insanlara hukuk diploması verir. Ondan sonra kişiler yapacakları işi, görevlerine, ne şekilde hayatlarını sürdüreceklerine kendileri karar verirler. Çok geniş bir çalışma alanı var hukuk mezunları için. Bu bir avantaj ve aynı zamanda dezavantaj. Çünkü okuduğu okulda, okulun sonunda ne olacağını bilmek mutlaka insanlara bir derecede rahatlık da getirir. Her ne kadar perspektifi daraltsa da aynı zamanda bir rahatlık da oluşturur. Ama hukuk alanında öyle değil. Hukuk alanında birçok kapıyı açabilecek bir anahtar. Ve yeni mezun olan öğrenciler tabii bu mezuniyetleri sonrasında endişeli olurlar. Bu endişe gelecek kaygısıdır. 20'li yaşlardaki insanlar daha çok gelecek kaygısını hissetmeye başlarlar. Bir işe girebilecek miyim? Hayallerimdeki gibi bir yaşama sahip olabilecek miyim? Veya toplum içerisinde saygın bir iş ve saygın bir gelecek edinebilecek miyim diye birçok kafalarında soru işareti oluşur. Bu da çok doğaldır. Herkes emin olmalı ki üniversiteden mezun olan çoğu insan bu hissiyatla meslek yaşamının ilk sürecine girer. Ve büyük olasılıkla pek çok insan henüz daha yapacağı işin pratik yönü hakkında çok fazla zaman geçirmemiş olmanın yarattığı olumsuz duygularla başlar mesleki hayatına. Hukukta da bundan farklı değil. Daha çok belki bu var. Çünkü avukatlık mı yapacaksınız, hakimlik sınavına mı gireceksiniz veya bir başka görevle mi ilgileniyorsunuz, bir başka işle mi ilgileniyorsunuz, bankaya mı gireceksiniz veya işte devletin bürokratı olmak için mi mücadele edeceksiniz, ne gibi bir hedefiniz var? Hedefler farklı farklıdır. Ama mezun olan öğrenci dediğim gibi kendini henüz daha pratik yaşama hazır hissetmez. Bu herkeste bir endişeye sebep olabilir. Aynı zamanda yeterince çevrem var mı? Bana bu konuda yardım edecek kimseler var mı? Hedeflerimi gerçekleştirme konusunda bana el verecek kimseler var mı diye de düşünür. Bundan da kaygılanır. Bir kere şunu düşünmek gerekiyor. Şöyle yaklaşmak gerekiyor. Bu olağan bir süreçtir. Bu süreç bir zaman alacaktır. Ve bu süreci atlatmak en çok kişinin kendisinde başlar ve kendisinde biter. Yani bir başka kimsenin size vereceği elbette bir takım tavsiyeler olabilir veya yardımlar, katkılar da olabilir. Ama ne kadar katkı, ne kadar yardım, ne kadar tavsiye de alıyor olsanız nihayet kendiniz için doğru olan yeri, doğru olan noktayı siz bulacaksınız. En doğru yaklaşım bu. Dolayısıyla hukuk fakültesini bitiren öğrenciler bu hissiyat içerisinde daha çok bulunurlar. Öğrenciler aynı zamanda kendilerini yeterince donanımlı hissetmeyebilirler. Çünkü yani nihayet hukuk büyük oranda bilgi birikimi fakülte öğrenimi sırasında ezberlemeye, bol bol tekrar etmeye, unutulabilecek detaylara dayanır. Yani iyi bir hukukçu aslında her şeyi ezberleyen hukukçu değildir. İyi bir hukukçu neyi nerede bulacağını bilen ve bunları bulduğu zaman yorumlayıp elindeki önündeki somut olaya uygulayabilen hukukçudur. Bu anlamda değerlendirecek olursak iyi bir hukukçu için ezberden çok muhakeme yeteneği ön plandadır.
hangi kuralı ne şekilde uygulayacağını bilebilmek, bu konudaki olgunluk ön plandadır. Bu da kısmen tecrübeyle, tatbikatla da gelen bir şey. Ama yeni mezun öğrencinin tatbikatla, yani pratik konudaki bilgi ile olan imtihanı kolay değildir. Pratik bilgiye sahip olmak için zaman geçirmek gerekir ve bu zamanı kendinize tanımalısınız. Yani Roma bir günde kurulmadı. O nedenle bunları bir günde elde edeceğinizi düşünmeyin. Hukuk fakülteleri hukukçu yetiştirir. İyi hukukçu yetiştirmek hukuk fakültelerinin görevidir. Çünkü hukuk alanında sadece avukatlık, sadece hakimlik ya da sadece kaymakamlık veya işte banka müşavirliği yapılmaz. Birçok görev yapılır ve bu görevlere uygun bir yetişme tarzı, hukuk fakültelerinin tarzıdır. Mezun olan öğrencilerin bu anlamda donanımlarını arttırma kaygısı da vardır ve donanımlarını arttırmak için iyi de bir kaygı, sonuçta her zaman olumsuz değil. Belli alanlarda biraz daha uzmanlaşmak isteyebilirler veya belli alanlarda kendilerini daha detaylı bilgi sahibi olabilecekleri bir eğitime daha sokmak isterler. Şimdi bu eğitimi ülke içerisinde veya ülke dışında elde etmek yolunu tercih edebilirler. Ülke içerisinde bu eğitimi almanın, bu süreci geçirmenin olumlu ve olumsuz yanları var. Ülke dışında, yurt dışında bunu yapmanın bazı avantajları ve bazı belki dezavantajları var. Şimdi ülke içerisinde hukuk fakülteleri ne kadar iyi hukuk fakülteleri varsa, bu alanda çalışılabilecek, okunabilecek iyi enstitüler, sosyal bilimler enstitüleri var. Bunlar değerlendirilebilir. Yurt dışındaki yüksek lisans eğitimi aynı zamanda değerlendirilebilir. Yurt dışında yüksek lisans eğitimine nereye gitmek gerekir veya neresi en doğru tercih olur? Tabii burada belirleyici şeylerden bir tanesi öğrencinin ya da bu amaca sahip olan hukukçunun hangi dili iyi bir şekilde konuşabildiğidir veya hangi dili öğrenmek istediğidir. Her ne kadar üniversite öğrenimi bitene kadar bir dili, o dilin konuşulduğu ülkede ihtiyaçlarını giderebilecek, yaşayabilecek, kendini anlatabilecek düzeyde bilmesi gerekiyor idiyse de öğrenmenin yaşı yok. Yani bir kimse elbette üniversiteyi bitirdikten sonra da kendini vakfedip bir dil konusunda kendini eğitebilir. Yeni bir dil öğrenebilir. Bu kolay bir şey değil elbette. Yani düşünmekle yapmak arasında fark var. Çalışmak, çaba harcamak ve koşulların buna uygun olması önemli. Nihayet dil önemli bir çaba gerektirir. Ciddi bir çalışma ve vakit ayırmayı gerektirir ve her zaman isteseniz de bu vakti ayıramayabilirsiniz. Mesela ben İngilizce biliyorum fakat İngilizce dışında herhalde birçok dili de alıp alıp bir köşeye atmışımdır. Birçok dil konusunda çalışmaya başlamışımdır, çalışmışımdır. Kimi uzun, kimi kısa ama hiçbiri elbette İngilizce seviyesinde olmadı. Fakat öğrenmenin yaşı yok ve öğrenilen şeylerin de bir zararı yok. Bakıyorum Arapça, Japonca, İtalyanca, İspanyolca, hani birçok dili öğrenmek için çabaladım. En azından kültürel bir birikim oluşturmuştur diye düşünüyorum, umuyorum. O bakımdan bunun bir zarar olacağını düşünmüyorum. Üniversiteyi bitiren bir öğrenci yurt dışında yüksek lisans yapacaksa dili önemli. Yani hiç bilmediğiniz bir dilde yüksek lisans yapmayı hedeflemek sizin için iş yükünü oldukça ağırlaştıracaktır ve zaman bakımından da sizi zorlayabilir. Bu bakımdan ben yurt dışında iyi bildiğiniz bir dil konusunda, eğer vakit ayırmanız zorsa veya kaynak ayırmanız zorsa, daha iyi bildiğiniz dil konusunda çalışmanızı öneririm veya o alana odaklanmanızı öneririm. Böylece vakit kazanmış olursunuz. Daha hızlı bir şekilde o aşamayı geçebilirsiniz. Yüksek lisans yapacak yabancı dil seviyesine erişmek kolay değil. Sınavları aşmak başka bir şey. Sınavları aştıktan sonra bilfiil oraya gidip o alanda çalışmak, mücadele etmek başka bir şey. Dolayısıyla bunun da gerektirdiği bazı koşullar var. Yurt dışında bu bakımdan dil önemli. Yani Fransa'ya gidebilirsiniz, İtalya'ya gidebilirsiniz, İngiltere'ye gidebilirsiniz, Almanya'ya gidebilirsiniz, Amerika'ya gidebilirsiniz, başka bir ülkeye de gidebilirsiniz. Tabii yine de hukuk anlamında Türkiye'den kopmayacak, Türkiye ile ilişkileri olan ve bu anlamda kendinize ve mesleki yaşamda da katkı sunabilecek bir yeri tercih etmeniz sağlıklı olur. Yani Güney Kore'ye giden öğrencilerim de oldu. İngiltere'ye, Fransa'ya, Amerika'ya, birçok ülke, dünya ülkesine giden, Avrupa ülkelerine giden öğrencilerim oldu. Bunlar değerlendirilebilir. Ben her ülke konusunda bilgi sahibi değilim. Ama
Amerika'yı merak eden öğrenciler oluyor. Amerika konusunda bildiğim bir takım şeyleri aktarabilirim. Amerika'da yüksek lisans yapmak, hukuk alanında yüksek lisans yapmak olanaklıdır. Bunun için Türkiye'de bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak gerekir. Zaman zaman konuşuluyor akredite olan hukuk fakülteleri, akredite olmayan hukuk fakülteleri diye. Ben başvuru sürecim içerisinde böyle bir sorunla karşılaşmadım. Böyle bir soru işaretiyle karşılaşmadım. Bunun bir yani Türkiye'de YÖK tarafından tanınmış bir üniversitenin mezunu olmak veya Kıbrıs'ta aynı şekilde önemli bir başarıdır, önemli bir kazanımdır. Dolayısıyla bu bir problem teşkil etmez. Kıbrıs'tan, Türkiye'den mezun olup dünyanın çok iyi üniversitelerinde yüksek lisans yapan öğrencilerim oldu. Bu bakımdan ben kendimde bir sorun yaşamadım. Sahip olduğunuz değerlerin kıymetini bilmeniz gerekir ve başkalarına da bu kıymeti göstermeniz gerekir. Hiçbir zaman sahip olduğunuz nitelikleri yok saydırmayacaksınız, saymayacaksınız. Bu yani elindekinin kıymetini hem kendin bileceksin hem de başkalarının onu değersizleştirmesine müsaade etmeyeceksin. Bu senin mezun olduğun okula karşı, üniversiteye karşı ve ülkene karşı da sorumluluğundur. Ben yurt dışında yüksek lisans yapmaya gideceğim zaman, Amerika'da hukuk okumaya gideceğim zaman bana hukuk fakültesi giriş sınavına girmemiz gerektiğini söyledi bazı eğitimciler. Böyle bir şey kabul edilemez. Böyle bir şey kabul edilemez diye düşündüm ve böyle söyledim. Çünkü ben zaten hukukçuyum. Hiç kimse benim aldığım hukuk diplomasını yok sayıp beni herhangi bir sınava sokamaz. Öyle bir sınava ben girmem. Böyle bir sınava girmeniz de gerekmiyor. Ama başka koşullar var tabii. Hani o tür bir sınavın katkısı olabilir mi? Olabilir ama hukuk fakültesinde hukuk alanında yüksek lisans yapmak için öyle bir sınava girmiş olmak girmek gerekmiyor Amerika'da. Hukuk fakültesi okumak için evet yani gerekebilir o ayrı bir mesele. Onu ayrıca konuşuruz. Yabancı dil sınavını TOEFL'a girmiş olmak önemli bir şey. TOEFL'ın zaman zaman koşulları değişiyor. Biz hem kasette bulan sınava, TOEFL sınavına kasetle yani bir hoca gelir işte teyple beraber bir kaseti takar onu dinletir. Sınavı da herkes birlikte sınav salonunda olurdu. Bu TOEFL'a da girdim. İlk bilgisayarlı TOEFL'a da giren insanlardan biriyim. Bilgisayarla yapılan ilk TOEFL'a. Sınav değişiyor ama nihayet dil mutlaka aynı. Dil çok değişen bir şey. O anlamda değişmiyor. Ama her sınavı unutmamak gerekir ki yabancı dil sınavı konusunda her sınavın mutlaka bir çalışma yöntemi vardır. O sınavın içeriği konusunda bilgi sahibi olmalısınız. Ne tür sorular geldiği konusunda TOEFL'ın genellikle aydınlatma kitapçıkları olur. O kitapçıklarda da soru türleri, hatta kompozisyon türleri gibi bilgiler yer alır. Onları çalışmalısınız. Oradaki size verilen kompozisyonları çalışmalısınız. Onlarla ilgili örnek yazılar hazırlamalısınız. Ve aynı zamanda konuşma konusunda kendinizi geliştirmelisiniz. Yani bu dil barajını aşmakla ilgili mesele önemli bir meseledir. Ama emin olun dil barajını aşmak, üniversitenin sizden istediği dil puanını tutturmak, TOEFL'dan o puanı almak, orada okumaktan daha zor bir şey değildir. Orada okumak kolay olmayacağı için o tür bir dil barajı var. Yani dil barajını en büyük problem olarak görmeyin. Onu aşabilirsiniz. Yeter ki doğru çalışın. Her sınavın gerektirdiği koşulları dikkate alarak akılcı bir çalışma yürütün. Bu bir İngiliz edebiyatı, Amerikan edebiyatı sınavı değil, gireceğiniz sınav. Elbette o konuda çalışmış olmak müthiş bir birikim oluşturur ama sınavların kendine özgü koşulları vardır. Ölçtüğü bir takım bilgiler vardır. O bilgilere aynı zamanda dikkate alarak o sınavlara çalışmalısınız. Bu sınav meselesi önemli. Sizden istenen şeyler sınav, TOEFL sınavına girmek, transkriptinizin bulunması, İngilizce bir transkript veya İngilizceye noter vasıtasıyla ya yeminli tercüman vasıtasıyla çevrilmiş otantik bir transkript isteyeceklerdir. Bir özgeçmiş isteyeceklerdir İngilizce. Bir amacınızı anlatan yazı isteyeceklerdir ki bu çok önemlidir. Her şey önemlidir buradaki. Önemsiz bir şey yoktur. Daha nitelikli bir üniversitede okumak istiyorsanız sağlamanız gereken koşulların hepsi en üst düzeyde sağlanmış olmalıdır. Biçim dahil. Hem biçim hem içerik açısından bunlara dikkat etmelisiniz. Yapılamayacak bir şey değildir. Yani bir kere bunu anlamak lazım. Dünyada her şey insanlar için. Okunamayacak bir okul, yapılamayacak bir iş, başarılamayacak bir şey yoktur. Yeter ki ona uygun şekilde davranalım, ona uygun
altyapıyı oluşturalım. Benim görüşüm bu. Dolayısıyla Türk çocukları da Türkiye'de okuyan, Türkiye hukuk fakültelerinden mezun olan kimseler de bu konuda kendilerine güvenmelidirler. Kendine güven önemli bir şey. Ama güvenin mutlaka esasa dayanan bir şey olması gerekir. Yani insan boş bir güven oluşturamaz. Yani boş güven anlamlı bir şey olmaz. Nihayet sonunda da başarısız olur. Tabii günümüzde insanlar kendilerine güvenmenin ötesinde bir ben merkezci tavır içerisinde bulunabiliyorlar. Psikolojileri ben merkezci olarak yetiştirilebiliyor insanlar. İçerikten yoksun bir özgüven. Bunun bir mantığı yok doğrusu. Öyle diye düşünüyorum. Bu her alanda geçerli. Yani küçük dağları ben yarattım diye düşünmesi bir insanın çok yanlış. Kim olursa olsun, hangi görevde olursa olsun, ne yapmış olursa olsun herkes nihayet insan, dünya üzerinde yaşayan insanlarız hepimiz. Ömrümüz belli, çapımız belli, yapılabilecek şeyler belli. O yüzden kendisini hiç kimsenin burnu kaftanın üstünde bir şekilde görmemesi gerekiyor. Böyle davranmaması gerekiyor. Bunun hiçbir manası yoktur ve kimseye de bir faydası yoktur. Topluma hiçbir faydası yoktur. Sizin sosyal başarınız konusunda ne gibi bir faydası olur bilmiyorum ama iyi bir insan özelliği olmadığı düşüncesindeyim. Kifayetsiz muhterisler çoğu zaman bulunmaları gereken yerden çok daha ileride olabilirler. Siz ne istediğinize bakacaksınız. Siz kifayetsiz bir muhteris mi olmak istiyorsunuz? O tarz bir insan olmak sizi canınızı acıtmayacaksa, o tarz bir insan olmayı hedefleyebilecek kalibrede ve duruştaysanız o zaman kifayetsiz muhteris de olabilir herkes. Bu bir tercih meselesi, bu bir varoluş meselesi. Benim görüşüm Türkiye'deki ve dünyadaki insanların bu dünyaya ait olan şeyleri çaba göstererek, çalışarak veya belki şanslarının da sayesinde yapabilecekleridir. O bakımdan o umutsuzluğa kapılmayın. Ama şundan emin olmak gerekir. Yurt dışında Amerika'da özellikle Amerika'daki nitelikli hukuk fakültelerinde, nitelikli üniversitelerde okumak için sadece şans size yetmez. Sadece özgüven size yetmez. Bunlar bizim üzerimizdedir diye söylemiyorum. Türkiye'de mezun olduğum üniversite öğrenimi anladım ki Amerika'ya gittiğim zaman fevkalade bir üniversite öğrenimi süreci geçirmiş. Fevkalade bir üniversitede okumuşum ve bana çok şey katmış. Hatta Amerika'daki hukuk fakültelerinin öğrencilere katamayacağı veya ilgilenmediği bir takım değerleri katmış. Adalet anlayışı Türkiye'de hukuk konusunda birçok eleştiri yapılabilir. Ama ben hem kendi üniversitem için hem kendi okuduğum üniversite için söyleyebilirim ki bizler sadece bir diploma dağıtmıyoruz. Aynı zamanda belli bir adalet anlayışı olan insan yetiştirmek arayışında ve arzusundayız. Dolayısıyla bu yönden bakıldığı zaman ben üniversitemden fevkalade bir donanım aldığımın farkındayım. O bakımdan şükran borçluyum oradaki hocalarımın hepsine. Hiçbiri yurt dışındaki hocaların daha altında, daha aşağısında değillerdi. Belki çoğu en az onlar kadar iyi, belki bir kısmı en az onlardan daha iyi, onlardan çok daha iyi insan kalibresine sahip kimselerdi. Benim düşüncem budur. Fakat bu şekilde düşünmek böyle bir tecrübeye sahip olmamayı da gerektirmez. Bir arkadaşımız vardı. O arkadaşımıza dedim ki hukukçu olan bir kimseye bir yabancı dili öğrenmen gerekir. Bir akademisyen için. Yabancı dili öğrenmek önemli bir şeydir. Bana dedi ki onlar benim dilimi öğrensin ben onların dilini öğrenmem. Şimdi böyle bir mantık olmaz. Bir insanın genel kültüre sahip olması, başka insanlarla iletişim kurabilecek donanıma sahip olması ayıp bir şey değildir. Kendi ülkesine alçaltmış olmazsın. Tersine ne kadar donanımlı bir insan olursan bir dil, beş dil bilirsen, sana uygun olan şeylere, donanımlara sahipsen, illa çok dil bilmek, çok da her zaman işe yarar demek istemiyorum ama bilgi birikimi geniş bir kimse olmak ülkeni de aynı zamanda iyi temsil edeceğine delalet eden şeylerden bir tanesidir. Böyle düşünüyorum. Şimdi Amerika'da hukuk okumanın pratik bir takım problemleri de var. İyi bir üniversiteye gitmek, burada sarmaşık ligi dedikleri üniversiteler var. Bunu açıp bakabilirsiniz internetten. Sarmaşık Ligi, Ivy League diye geçer. Bu üniversitelerde okumak kolay bir şey değildir. Ama bu girilemez diye bir şey değil. Bunu
Böyle bilmek gerekiyor. Yapılamaz diye bir şey değil. Yani nihayet bir üniversite okuyorsunuz. Yani Einstein olmayacaksınız yani. Fakat bu tür bir üniversiteden diploma almak aynı zamanda uluslararası bir etikete sahip olmaktır. Ya yani etiket her şey değildir. Belki çok da önemli değildir ama önemsiz değildir. Dolayısıyla böyle bir etikete sahip olmayı birçok insan ister. Bu insanlar arasında emin olun çok bu alanlara para yatırabilecek birçok insan vardır. Dolayısıyla bu üniversitelerin Ivy League üniversiteleri açısından bakarsak birinci planda gelmez ya, başvuran öğrencinin parasının çok olması. Olmaması belki etkileyebilir. Kararlarını muhakkak etkiler. Ama olması her zaman öğrencinin alınacağı anlamına gelmez. Kabul edecekleri anlamına gelmez. Kabul etmezler veya etmeyebilirler. Fakat pahalı bir öğrenim sürecidir. Yani yıllık üniversitenin aşağı yukarı aldığı, bu yıl aldığı okul ücreti aşağı yukarı 75 bin dolar. Amerikan doları. Ve bunun dışında o üniversitenin bulunduğu şehirde büyük bir şehirse yaşamak için harcamanız gereken ciddi bir meblağ vardır. Yani ev tutmak, yurtta kalmak, yaşam giderlerinizi sağlamak, aynı zamanda kitapları ve diğer masrafları karşılamak, bunlar ciddi bir tutar oluşturur. Yani o durumda 100 bin doları geçecek bir yıllık bütçeden bahsediyoruz ki bu çok muazzam bir rakam. Hele de Türkiye'de döviz kurunun bu kadar arttığını dikkate alırsa. Dolayısıyla burada benim tavsiyem eğer imkan varsa burslu olarak okumaktır. Bu üniversitelerin burs olanakları vardır ama çok fazla kimse bu olanaktan yararlanamayabilir. Bu da doğal yani sayılır. Evet, yani okula verilecek olan ücret önemli bir ücret, önemli bir tutar. Bunun için bursa sahip olmanız gerekiyor. Devlet de zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda düzenli olarak burs açtığını biliyoruz. Ben 1416 sayılı kanun kapsamında gönderildim ve daha sonra da mecburi hizmetimi Marmara Üniversitesi'nde yaptım. Uzun seneler Marmara Üniversitesi'nde kaldım. Bu bir olanak, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın, ÖSYM'nin, YÖK'ün yapmış olduğu bir takım, vermiş olduğu bir takım burslar var. Veya Fulbright gibi kurumların verdiği burslar var. Üniversitelerin kendilerinin verdiği burslar var. Bir takım şirketlerin verdiği burslar var. Bunlardan faydalanabilir. Araştırmanız gerekir bu konuyu. Nereden burs alabilirim ve bunun koşulları ne diye. Tabii devletten burs almak için yüksek bir ortalama yapmanız gereklidir. ALES gibi sınavlara girmeniz artık gereklidir. Ve bunlardan iyi notlar almanız, ne kadar iyi not alırsanız bilmelisiniz ki bu bursa biraz daha yaklaşırsınız. Benim kişisel tecrübem şu oldu, bu konularda sadece hukuk alanındaki aldığınız notlar değil veya birikiminiz değil. Aynı zamanda sizi ayırt edecek olan şey sizinle beraber böyle sınavlara giren veya böyle hedefleri bulunan kimselerden sizi farklılaştıracak olan ilgi alanlarınızdır. Mesela matematik. Hukukçular matematiği çok arası iyi değildi benim okuduğum dönemde. Çok matematik sevmezlerdi. Fakat matematik önemli bir konudur ve sizi ayırt eder. Başka alanlarda olabilir. Üniversite öğrenimi süresince yaptığınız şeyler. Şimdi burs almak çok önemli. Bunun için bursluluk sınavlarının nasıl olduğuna ilişkin bir araştırma yapmanız gerekir. Ona göre çalışmanız gerekir. Hiçbir konuyu atlayamazsınız. Hiçbir konuyu es geçemezsiniz. Çünkü her bir konu başlığı ve o konudaki başarınız sizin bir başkasının önünde olmanıza sebep olacaktır. Zemin teşkil edecektir. Bu bakımdan bu önemli. Onun dışında Amerika'da bilhassa Ivy League dediğimiz sarmaşık ligi üniversitelerine veya en iyi 30-20 işte üniversitede yüksek lisans yapmak için, oradan kabul almak için bazı niteliklerinizle sizin oraya bir katkı sunacağınızı, en azından o ortam içerisinde, o ortamın zenginliği içerisinde bir renk olarak bulunabileceğinizi göstermeniz gerekir. Bu da sizin öğrencilik yaşamınız süresince yaptıklarınız bunda etkili olur. Yani bu konuda öğrencilik yaşamı içerisinde yaptığınız çalışmalar, sadece bunu ders çalışmak olarak düşünmeyin. Toplumsal aktiviteler de bu konuda etki edebilir veya sizin gelecek planlarınızı olumlu yönde etkileyebilecek bir
Ve bunlara bir zemin teşkil edebilecek bir tecrübeniz, kazanımınız, katkınız da önemli sayılabilir. O bakımdan sadece derste yüksek not almak olarak görmeyin. Aynı zamanda başka alanlardaki ilginiz, çalışmanız, topluma sunduğunuz katkılar, bunlar değerli şeylerdir ve bunlar sizin kabul edilmeniz bakımından büyük önem taşırlar. Aynı şekilde önemli bir başka nokta tavsiye mektuplarıdır. Size verilen tavsiye mektupları, alacağınız tavsiye mektupları, özellikle birlikte çalışmış olduğunuz kimselerden alacağınız tavsiye mektuplarının içeriğinin de karşı tarafı tatmin edecek düzeyde bulunması gerekir. Bunu tabii garanti edemezsiniz çünkü bunların içeriği konusunda kısmen belki bilgi sahibisinizdir veya değilsinizdir ama bunu güvencelemenin yolu birlikte çalıştığınız insanlara gitmektir. Sizi tanıyan insanlar en iyi sizi anlatacaktır. Onları da iyi seçmeniz gerekir. Bu da etki edecek faktörlerden bir tanesidir. Notlarınız etki eder. Yazacağınız personal statement dedikleri veya statement of purpose dedikleri hedefleriniz ve o kurumun sizin bu hedeflerinize ulaşmakta ne gibi katkı sunacağına ilişkin yazacağınız yazı çok önemlidir. Bunların oluşturulması konusunda mutlaka bir başka gözün yardımını isteyiniz. Bu konuda uzman olan kimselerden yardım isteyiniz ve dilinin de anlatımının da iyi olmasına özen gösteriniz. Dosya düzeniniz artık bizim zamanımızdaki gibi kağıtla başvuru yok. Bizim zamanımızda yavaş yavaş online başvurular başlamıştı. Ama artık bütünüyle bir online başvuru süreci var. Hatta üniversiteler arasında bir online başvuru havuzu gibi bir havuz da oluşturuldu diye biliyorum. Buraya bir takım bilgileri, belgeleri yüklemek zorundasınız. Buraya da bir takım ücretler ödenmesi gerekiyor. Bunlar da belli bir tutar oluşturuyor. Üniversitelerin her birine başvuru için belli bir miktar para ödüyorsunuz. Bunlar da tabii belli bir tutar oluşturuyor. Daha fazla üniversiteye başvurmanız kabul olasılığınızı arttıracaktır. Ama her üniversitede başvuru koşullarında bazı ufak tefek farklılıklar vardır. Bunların hepsine dikkat etmeniz gerekir. Başarılı bir sonuç almak için. Ve sonunda bir üniversite bu dediğim hususlara dikkat ederseniz sizi çağırır, sizi kabul eder veya bu kabul süreci içerisinde sizinle mülakat yapma yoluna gidebilirler. Telefon mülakatı vesaire söz konusu olabilir ve oraya gidip yüksek lisansınıza başlarsınız. Orada yapılacak şey çok açıktır. Çalışmanız gerekir. Yani çalışmak herhangi bir şekilde başka bir opsiyonu bulunmayan bir şeydir. Bunu yapmanız gerekir. Çünkü Amerika'da yüksek lisans yapacaksanız sizin sınıf arkadaşlarınız sadece yüksek lisans öğrencileri olmayacaktır. Hatta çoğu kez Amerikalı öğrencilerle onların çoğunlukta olduğu sınıflarda okursunuz. Benim tecrübem böyleydi. Yani sınıftaki bir iki yüksek lisans öğrencisi vardı. Diğer öğrenciler hukuk öğrencileriydi. Orada hukuk öğrencilerini ciddiye almak zorundasınız. Çünkü o insanların önemli bir akademik kariyeri vardır. İyi bir hukuk fakültesine kabul edilmeden önce bir üniversite bitirmeleri gerekir Amerika'da. Ve bir üniversite değerinde bir diplomaya sahip olmaları gerekir. Yani bu sağlık bilimleri olabilir, sosyal bilimler olur, başka bir üniversite olur. Yani ekonomi okumuş olabilir, tarih okumuş olabilir. Üniversiteyi bitirmiş, mezun olmuş. Ondan sonra bir graduate degree olarak ikinci bir üniversite olarak hukuk fakültesine giderler. 3 yıl okurlar ve siz de derslerinizi birlikte alırsınız. Bu ne demek? Aynı sınava girersiniz, aynı hocayı dinlersiniz, aynı ders kitaplarından çalışırsınız, aynı sınava girersiniz ve o sınavda çan eğrisi uygulanıyorsa eğer üniversitede o eğri içerisinde yer alırsınız. Bu da takdir edeceksiniz ki kolay bir şey değildir. Çünkü orada iyi bir hukuk fakültesi okuyan öğrenci büyük olasılıkla bunu bir takım kredi kuruluşlarından aldığı krediyle yapar. Yani 100 bin dolar civarında bir harcama yıllık 3 yıl süren hukuk fakültesi öğrenim boyunca 300 bin dolar belki daha fazla bir para harcanması demektir ve bunun geri ödemesi için de o kimsenin iyi bir iş bulması ve belki yaşamın önemli bir kısmında da bunu geri ödemek için çalışması gerekir. Dolayısıyla bunu da dikkate almak durumundasınız. Orada insanlar mutlaka çok sıkı bir şekilde çalışırlar. Hatta sınavlar sırasında değil sadece sınavlar yokken de çalışırlar. Çalışma grupları oluştururlar. Disiplinli bir çalışma vardır. Kopya çekmek diye bir şey söz konusu değildir. Zaman zaman duyuyoruz işte Harvard'da şu oldu, bilmem nerede bu oldu diye bazı istisnai örnekler veriyorlar. Ben kendi öğrenciliğim döneminde
Böyle bir şeyle karşılaşmadım. Böyle bir şeyin sözünü bile duymadım. Böyle bir şeyin imasının bile olması söz konusu değildir. Bir başkasının yaptığı herhangi bir şeyi almanız, çalmanız söz konusu olamaz. Bir sınavda başarısız olma olasılığınız çok büyük bir olasılık yoktur aslında. Yani çalışan bir insan olarak başarılı olursunuz Amerika'da. Ama eğer böyle bir ahlaksızlık yaparsanız, böyle bir hukuksuzluk yaparsanız o zaman o üniversiteyle ilişkiniz kesilir. Dolayısıyla bu önemli bir konudur. Yani dürüstlük, o açıdan dürüstlük önemlidir. Sınavlarda kimsenin kopya çektiğini, kopya istediğini, yandan baktığını, önden baktığını, kağıt yazdığını veya kendisine sunulan kaynaklar dışında bir kaynaktan yararlandığını ben görmedim. Böyle bir şey mümkün değil. Kopya çekmek özellikle imkansız bir şeydir. Yani bunu tevessül etmezsiniz. Böyle bir şeyi kendinize yakıştıramazsınız zaten. Bu Türkiye için de geçerli aslında. Yani Türkiye'de de böyle bir şey yapmak son derece yanlış, hatalı. Kabul edilebilir bir tarafı yok. Hele bir hukuk öğrencisi açısından. Her zaman öğrencilere söylüyorum. Hani böyle bir ahlaksızlık, etik anlamda etik olmayan davranış kabul edilebilecek bir şey değil. Amerika'da böyle bir şeyi hukuk fakültesinde ben rastlamadım. Böyle bir şeye, öğrenci grubuna, profiline de rastlamadım. Çok çalışan, sürekli çalışan, düzgün çalışan insanlar. Şaka değil. Yani bu gerçekten böyle. Dolayısıyla bu durumda buna adapte olmanız gerekir. Yani her bir ders için size ciddi anlamda bir okuma yükü düşer. Bu ödevi verirler zaten. Bir sonraki ders için 100 sayfa, 150 sayfa belli makaleler veya işte belli kitabın belli bölümleri aynı zamanda davalar, case law dediğimiz dava hukuku uygulandığı için birçok davayı okumanız gerekir. Amerika'da benim gördüğüm hukuk fakültelerinde hocalar ders anlatmazlar. Çoğu kez istisnalar vardır ama çok az. Şimdi neden böyle? Türkiye'de biz hap gibi veririz öğrencilere. Bilmeleri gereken şeyler ne varsa A, B, C, D, E diye. Hatta ders notu bile verilir. Ama Amerika'da da ders notu verilir ama ders notlarının kapsamı daha farklı, öğrenciden daha çok şey istenir. Çünkü derecesi, düzeyi daha yüksektir tabii ki. Bitirdiği okulda dikkate alırsanız, yaşı da dikkate alırsanız. Yani 25 yaşında hukuk yüksek lisansı yapmaya giden bir öğrenci, 25 yaşındaki aşağı yukarı bazen daha yaşlı öğrencilerle birlikte okur. Hukuk diploması almak için çalışan öğrencilerle birlikte okur. Burada bu kısmı da, bu yönü de böyle öğrenciler açısından bakacak olursak. Dolayısıyla bunlar başarı için büyük çaba harcayan insanlardır. Aynı şekilde çalışmanız gerekecektir. Yüzlerce sayfa okuyacaksınızdır. Bu, yani bu işin şeyi bu. Özü bu, esası bu. Bundan başka bir yolu da yok. Ödevler yapacaksınız, sınavlara gireceksiniz. Sınavlar kimi zaman derslikte olur. Belli bir saat, 3 saat diyelim sınav olur. Size bir defter dağıtırlar hakikaten. Ve 8-10 sayfada bir sınav sorusu gelir. Bunu o 3 saat içinde okuyup ondan sonra eğer kaynak kullanmak serbestse onlardan yararlanıp değilse kullanmadan yanıtlamanız beklenir. Ya da take home dediğimiz eve götürüp yapılan ödevler vardır. Bunlarda da bir öğrenci andı içersiniz ve işte kimseden yararlanmayacağınıza, paylaşmayacağınıza, kendi başınıza yapacağınıza vesaire ve buna da uyarsınız. Yani bu böyledir. Uyarlar nokta. Yani bunu da söyleyecek başka bir şey yok. Ödevi alıp evinize gidip 24 saat ise 24 saat, 48 saat ise 48 saat sonunda o ödevi yaptıktan sonra götürüp ödevi teslim edersiniz. Yani sınav süresi boyunca ödev alınabilir. Diyelim ki bir hafta sınav süresi varsa o bir hafta boyunca o dersin ödevini istediğiniz zaman kendi planınızı yapıp alıp belli bir saatte de götürmeniz gerekir. Yani saat gece 10'da aldıysanız 10'da bırakırsınız. 24 saat sonra, yani en geç 10'da bırakırsınız. Ve daha sonra da değerlendirilir ve mezun olursunuz. Amerika'da hukuk yüksek lisansı yapmanın temel çerçevesi bu. Birçok şey var bu konuda söylenebilecek, birçok şey var bu konuda anlatabileceğim. Olumlu olumsuz yaşanan tecrübeler, bunları tecrübe edebilirsiniz. Son sözüm şu olur, yapamayacağım diye bir şey düşünmeyin asla katiyen. Yapamayacağınız bir takım değer yargılarınıza uymayan şeyler olabilir. Bunları insan yapamaz. Her insanın yapacağı şeyler de yapmamak da gerekir. Ama onun dışında çalışarak, hedef tutarak, hedefleyerek onun gerektirdiği çalışmayı yaptıktan sonra ulaşamayacağınız bir şey olduğunu düşünmeyin. Son sözüm de bu. Çaylo Bisküvi kanalından bugün yurt dışında yüksek lisans öğrenimi konusunda bir program hazırladık. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın. Videolar ne kadar çok izlenirse YouTube'un algoritmasına o kadar çok o video
öne çıkarılır. Dolayısıyla eğer hoşunuza gidiyorsa kanalla ilgili içerikler, bu söylediklerimi yapmanız kanalın daha çok izlenmesi için, başkaları tarafından takip edilebilmesi için bir yoldur. Fakat çok da üzerine durmayın. Nihayet abone kitlesi, bunu merak edenler, takip edenler, benim bu konudaki görüşlerime kıymet verenler yeterlidir. Onların bu konularda bilgi sahibi olması veya merak ettikleri konularda benden bir şeyler dinlemek isteyen insanların bunun karşılığını alması benim için zaten temel konudur. Yani temel konu olan şey bu. Bu duygu ve düşüncelerle herkese sevgiler, selamlar, hürmetler diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Çayla bisküviden ayrılmayın.